Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Pençe Kilit Operasyonu'nun sürdüğü bölgeden dün peş peşe acı haberler gelmiş. 6 askerimiz şehit olmuştu. Kahramanlarımız için bugün memleketlerinde tören vardı. 27 yaşındaydı Teğmen Fatih Uğur Altınbaş. Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit düşen 6 kahramandan biriydi. Cenazesi baba ocağı Ankara'ya ay yıldızlı bayrağı sarılı tabutta geldi. Şehit Teğmen, Altınbaş ailesinin iki çocuğundan biriydi. Ordu'da göreve başlayalı daha 1,5 yıl olmuştu. Teğmen Fatih Uğur Altınbaş cenaze namazının ardından şehit babasının yanında toprağa verildi. Zonguldaklı uzman çavuş Mustafa Sezer ise 28 yaşındaydı. Baba olalı henüz 6 ay olmuştu. Bebeğine doyamadan ebediyete uğurlandı. Uzman çavuş Özkan Lale de Irak'ın kuzeyindeki hain saldırıda şehit düşen kahramanlardan biriydi. 29 yaşındaki şehit 4 kardeşin en büyüğüydü. 6 yıldır uzman çavuş olarak görev yapıyordu. Memleketi Sivas'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Aynı saldırıda şehit düşen bir diğer uzman çavuşsa 26 yaşındaki Kemal Özek'ti. Adını 42 yıl önce şehit olan amcasından almıştı. Şehit uzman çavuş memleketi Denizli'de toprağa verildi. Allahu Ekber. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer şehirse Gaziantep'ti. 29 yaşındaki uzman onbaşı Uğur Özdemir için memleketinde tören düzenlendi. Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ ise 24 yaşındaydı. Diyarbakırlı şehit memleketinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Allahu Ekber. Uzman çavuş Ege Süleyman Görece ise Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da çıkan çatışmada yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören uzman çavuş şehit oldu. Manisa'da düzenlenen tören sonrası dualarla toprağa verildi.